Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Illustrator programındaki gradient aracının ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar, önceki videoda kavis aracının ne olduğunu ve nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenmiştik. Bugün kavis aracı ile ben bir yaprak görseli çizdim ve bu görsel üzerinden ilerleyeceğiz. Bu görsele ben bir renk atamak istiyorum. Ancak tek bir renk olmasını istemiyorum. Birden fazla rengi barındıran ve içerisinde renk ton geçişleri bulunan bir stil olmasını istiyorum. Bunun için gradient yani degrade aracını kullanacağım. Degrade aracını araç çubuğunun orta kısımlarında ya da klavyenizden G tuşuna basarak da bu araca erişebilirsiniz. Bu şekilde. Bastığımız zaman araca sağdaki özellikler bölümünde degrade sekmesi açılıyor. Burada 3 tane tür olduğunu görüyoruz. Doğrusal degrade, radyal degrade ve serbest biçim degradesi. Buradan ben kendi zevkime ve görsel itibariyle doğrusal degradeyi seçmek istiyorum. Seçtikten sonra burada gördüğünüz gibi bir ön izleme çıkıyor karşımıza. Buradan bunun üzerinden de ayarlamalar yapabildiğimiz gibi bu şekilde. İstersek de degrade'nin sağ altında yer alan 3 noktaya tıklayarak özelliklerini arttırabiliriz. Burada tekrar türleri görüyoruz ve açıyı, opaklığı ve konumunu görebiliyoruz. Buradan noktaya tıkladığımız zaman opaklığını ve konumunu ayarlayabiliyoruz. İstersek buradan hazır değerleri kullanabiliriz. Yine opaklıkta ve konumda. İstersek de kendimiz yazarak istediğimiz değeri atayabiliriz. Ancak tabi renklerin siyah ve beyaz olmasını istemiyorum ben. Burada noktaları çift tıklayarak renkleri görebiliyorum. Burada hazır renkler var. Bunlardan bir tanesini seçeceğim ben. Mesela turuncuyu seçeyim. Aynı şekilde diğerine geldiğiniz zaman ona da çift tıkladığımda yine bu şekilde rengini atayabiliyorum. Gördüğünüz gibi bir renk ton geçişi var. Dediğim gibi buradan ayarlayabildiğiniz gibi buradan da ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde. Şu an bu renkler benim için uygun. Açısını ayarlayacağım. Açısını buradan 0 gözüküyor. İstersem hazır değerleri atayabilirim. 90, eksi 90 derece, 45 derece gibi. İstersem de kendi belirlediğim açıya girebilirim. Mesela 155. Bu şekilde. Ya da daha küçük bir değer veya daha özel bir değer. Mesela 47. Bu şekilde istediğim değeri atayabilirim.